Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Mac OS Big Sur ile ilgili bir video hazırladım. Bana gerçekten çok fazla sordunuz dediniz ki abi bunu bir incele. Dedim ki tamam artık bir inceleyeyim. Tabii işin şakası bir yana benim de bir kullanma sürem oldu. Ben yaklaşık olarak bir aydır bu sürümü kullanıyorum. Şimdi size buradan hangi cihazların desteklendiğini bir okuyacağım. Ee, Macbook'unuz varsa normal 2015 ve sonrası, Macbook Air'ınız varsa 2013 ve sonrası, Macbook Pro'nuz varsa Late 2013 ve sonrası Mac Mini'niz varsa 2014 ve sonrası iMac'iniz varsa 2014 ve sonrası iMac, iMac Pro'nuz varsa 2017 ve sonrası Mac Pro'nuz varsa 2013 ve sonrası bu sürümü destekliyor. Şimdi benim kullandığım cihaz 2017 model bir Macbook Pro ve bunun özellikleri de e, maksimum özelliklerde yani şu anda Apple Store'a girdiğinizde 30.000 TL olan Macbook'un özelliklerinin üzerine bir de grafiğinin yükseltilmiş hali. Tabii 2017 zamanında bu kadar para değildi bunlar. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. E, genel olarak bir performanstan bahsedeyim size hemen sonra yeni özelliklerine doğru ben geçeceğim. Şimdi ben Catalina kullanıyordum. Catalina'dan bir süre geçtim. Niye Catalina kullanıyordum? Aslında onu da kullanmam. Çünkü bence en güzeli kendi zamanında çıkmış olduğu sürüm ama ben iPad'imle birlikte Sidecar özelliğini çok fazla kullanıyordum. Bu yüzden de Catalina'ya aşinayım ve bu yüzden de bir süre güncelledim. Şimdi ben performans olarak memnunum ama bazı uygulamaların Discord'un CS:GO'nun çalışmadığı duyumlarını alıyorum. Dolayısıyla hala bence bir Sur profesyonel olarak bir cihaz kullanıyorsanız güncellemek için uygun bir sürüm değil. Hatta ben betasını da kullandım uzun bir süre boyunca. Dolayısıyla tavsiyem eğer ki Catalina'dan memnunsanız hatta Catalina'dan önceki versiyonlardan memnunsanız orada kalmanız. Ki Mac'lerde biliyorsunuz dilediğiniz versiyona geri dönebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Şimdi gelelim versiyonla ilgili olan kısımlara. Ben şu anda ekran kaydı olarak yapacağım. Koyabildiğim yerlerde kendimi de ekleyeceğim. Şimdi ilk olarak benim en beğendiğim olay tasarım. İkonların boyutları, ikonların tipleri bu gördüğünüz gibi Launchpad'de olan daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Tasarım arayüz gerçekten çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi şurada birazdan geleceğim. Uygulamaların, ikonların tek tek tasarımları güzel aynı şekilde. Burada mesela yeni bir Finder penceresi açtığınız zaman bu olan arayüz hem modern hem teknolojik hem iPad'lerden hem iPhone'lardan esinlenerek alınmış bir özellik. Dolayısıyla ben gerçekten tasarım olarak çok beğendim ve haliyle birinci ve en büyük değişimde benim için tasarımlar oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz yaklaşık 15-20 yıldır macOS 10.1 küsür kullanıyorduk. Şu anda 11'e geçtik. Dolayısıyla böyle de bir farkı var. Yani böyle e, farklılıkları yaşamamız da gayet normal. İkinci özellik tabii ki de bizim telefonlarımızda olduğu gibi araç takımları olması. Gördüğünüz gibi burada saattir, işte borsalardır, kullanım süresidir, takvim, hava durumu gibi birçok araç takımı da mevcut widget şeklinde. Bunları da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz ve düzenleyebiliyoruz. Edit widgets dediğimizde koskocaman bir ekran geliyor karşımıza. Buradan ben istiyorsam podcastlere ekleyebiliyorum. Mesela buradan kendi podcastimi arasam çıkar mı bilmiyorum da. Sanırım çıkmadı. Podcast'leri eklememiz mümkün. Hava durumu, notlar, fotoğraflar. Yani gerçekten böyle baktığımızda bu ekosistemi birbiriyle tamamlayan bir şey gibi duruyor. Şimdi bir sonraki olayda Notification Center yani bildirim merkezi. Bildirim merkezi arkadaşlar aslında burası. Fakat burasının ne gibi bir farkı var? Şimdi eskiden ben bilgisayarımı her gece 12'den sonra rahatsız etme modunu alıyordum. Niye? Çünkü bana 100 tane Final Cut bildirimi orada birikmiş. Tek 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 kapatıyorum, kapatıyorum, bitmiyordu. Artık tıpkı iPhone'larda olduğu gibi stack halinde. Yani bir mesaj geldiyse burada 10 tane mesajı gruplayarak bizim karşımıza çıkarıyor. Buradan sessize alabiliyoruz. Mesajlar için ayrıyeten bir şeyler var. Yani dediğim gibi bildirim açısından da bence insanlara o kolaylığı kesinlikle sunabilmişler. Dolayısıyla bunun da yine kullanım kolaylığını sağladığını düşünüyorum ben. Eskiden mesela bir takvime girmekle uğraşırdım ya da telefondan açardım. Şu anda tak diye basıyorum ve kullanıyorum. Aynı şekilde orada da bütün ben bildirimlerimi görebiliyorum. Bunları toplu halde silebiliyorum. Organize edebiliyorum. O yüzden üçüncü değişikliğe de bunu ekleyeceğim. Dördüncü değişikliğimizde tabii ki Safari. Arkadaşlar bakın Şimdi bu MacBook'larda şöyle bir sıkıntı vardı. Ben normalde Brave kullanıyorum. Brave Browser kullanırdım. Opera kullanırdım ama fanları gerçekten uçak moduna alıyordu kendini. Bununla ilgili bir uygulama buldum işe yaraması için. Onu kullandım ama şu anda Big Sur'da eğer ki siz Safari kullanıyorsanız ve Safari artık biliyorsunuz 4K'yı vesaire de destekliyor YouTube'da. Müthiş efektif bir server. Netflix'ten bir şeyler izlerken YouTube'da takılırken yani benim bilgisayarımın şarjı öyle dayanmaz. Bataryası kötü durumda. Ama o bataryayı çekiyorum ve günlük kullanımda bana 5 saate kadar hala tabii full parlaklık falan değil ama performans verebiliyor. Safari bu noktada inanılmaz. Onun dışında Safari'de şöyle bir özellik de var mesela. Privacy Report dediğimiz bu bizi takip eden web siteleri ve bunlarla ilgili olan bütün verileri de yine bize sağlıyor. Aynı şekilde Safari web sitelerinin sertifikalarını çok daha net ve rahat bir şekilde görebiliyoruz ve ekosistemi tamamlaması açısından gerçekten çok güzel. Bunların bütün arka planlarını her şeylerini buradan değiştirmemiz mümkün. Bunlara istediğimiz sekmeleri eklememiz, istediğimiz başlıkları koymamız mümkün. iPad'den girdiklerimi açabiliyorum. Yani bu bağlamda gerçekten Safari bir devrim olmuş. Hele ki yeni çıkan Mac'lerin M1 çipleriyle birlikte inanılmaz performanslara ulaşacağına eminim. Beşinci bahsedeceğim özellikle tabii ki kontrol merkezi. Tıpkı bizim iPhone'larımızda olduğu gibi, iPad'lerimizde olduğu gibi artık kontrol merkezini bu şekilde de bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Bluetooth'tur, AirDrop'tur, Wi-Fi'dir bunların hepsini Tıpkı telefonmuş iPadmişçesine bakmamız mümkün. Hatta bunlara tek tek baktığımızda bizi ayrı ayrı sekmelere önlendiriyor. Mesela Wi-Fi'ye basıyorum, direkt ben aslında buraya bastığımda çıkan şeye geliyor bu. Kullanımı aşırı kolay, klavye parlaklığını falan da buradan ayarlayabiliyorum. Aynı zamanda ekran paylaşım ayarları var, display de mesela night modu, işte bunları ayarlayabiliyorum. Mesela sidecar'ı direkt olarak buraya almışlar, display kısmına. Ben ben iPad'imi bu şekilde bağlayabiliyorum ekran olarak, müzik ve now playing kısmı eklenmiş. Bunlar yine çok güzel. Eğer ki bunların ayarlarıyla oynamak istiyorsak da yine elma logosuna bastığımızda sistem tercihlerine girersek eğer dock ve menü kısmı var. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi kontrol center ayarlarının hepsine buradan ulaşabiliyoruz. Now playing, aktif olduğunda göster diyebiliyoruz. Her daim göster diyebiliyoruz. Yani bununla ilgili çok fazla şey var. Artık dediğim gibi ekosistemin içine tamamen Mac'ler de dahil olmuş. Şimdi Türkiye'de çok fazla iMessage kullanılmıyor. Ben çok fazla kullanmaya çalışıyorum genelde. Çünkü pratik ve bunu biz aslında Mac'imizden de yapabiliyoruz. Bu bizim için gayet iyi bir özellik. Artık biz mesajlarda ne yapabiliyorsak gruplama, sabitleme, resim değiştirme, mimoji atma bunların her birini Mac'ten de yapabiliyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Biz günlük hayatta WhatsApp'ı daha çok çok kullanıyoruz Türkiye olarak. Eğer ki WhatsApp burada bir uygulama olarak bulunsaydı bakın web falan demiyorum. Bilgisayarımızın içerisinde gelen ve bunları tıpkı telefonumuz gibi anlık yollayıp anlık alabilseydi bu iletişim aile birleştirebilseydik neler olacağını siz düşünün. O yüzden genel mantık bu şekilde iMessage'da. iMessage'da gelen çok fazla yenilik var. Yani benim tavsiyem yavaş yavaş WhatsApp'tan iMessage'a doğru kaymayı gerçekleştirebilmek olur. Ben kullanmaya çalışıyorum ama şu anda video olduğu için çok da kendi hesabımı açmak istemedim haliyle. O yüzden size tavsiyem iMessage ayarlarına da bir bakmanız olur. Şimdi benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de AirPods özelliği. Bakın ben AirPods'umu şu anda takıyorum ve benim iPad'ime ve telefonuma otomatik olarak bağlanıyor. Big Sur'un özelliklerinden biri de bu ikisine bağlandığı zaman benim cihazımda, bilgisayarımda Airpods yakınlarda diye bir bildirim geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda Airpods Nearby diye çıktı. Buraya gelerek ben Connect diyebilirim. Veya otomatik olarak değiştirmesini sağlayabilirim. Yani ben mesela Netflix'ten iPad'de bir şey izliyorum. Ama o sırada WhatsApp'tan bir video geldi ve kalabalık bir ortamdayım. Gürültü yapmak istemiyorum. Tak telefondan oynattığımda Airpods otomatik alıyor. Tıpkı bu düzeni yaptığı gibi Mac'te de yapıyor aynısını. Dolayısıyla bu özellik de benim şu anda Big Sur'da kalmamın sebeplerinden bir tanesi. Bence güzel değişikliklerden bir tanesi de bu duvar kağıtları kısmına girdiğimizde var olan dinamik duvar kağıtları. Bu arada bilgisayarımın yavaş olduğunu sanırım siz de görebiliyorsunuz herhalde. Yavaş yavaş açılıyor. Gördüğünüz gibi burada birçok farklı duvar kağıdı mevcut ve bunların hepsi dinamik. Yani günün belirli saatlerine göre bizim gözümüzde renk değiştiriyor. Aynı zamanda iOS 14.2 ile gelen özelliklerin hepsi bize bu güncelleme ile Mac'imize de geldi. Yine buradan da kullanmak bunları mümkün. Ben sade şeyler sevdiğim için çok da fazla kurcalamak istemiyorum. Ama güzel bir özellik. Size şunu söylemek isterim. Batarya konusunda gerçekten güzel bir gelişme kat edilmiş. Gördüğünüz gibi servis lazım diyor benim bataryama. Ki ben artık yani bataryamı sürekli güçte kullanıyorum. Batarya kısmında gördüğünüz gibi arayüzü değişmesiyle birlikte kullanımdır çizelgelemedir. Bunların servis opsiyonlarıdır. Yine hepsini bize sağlıyor. Tıpkı iPhone'lardaki gibi batarya denetimi burada da mevcut ama batarya hani sağlığıyla ilgili bir sekme var tamam ama telefondaki gibi bunu optimize henüz etmemişler. Ki zaten güç ve efektiflik arasında bayağı kalındığı için gayet normal. Şimdi benim beğendiğim özelliklerden bir tanesi de yeni sesler. Mesela şu anda sesi sonuna kadar açıp mikrofonu çevireceğim. Çöp kutusunu boşaltma sesini açacağım size. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeni bir sesi var. Aynı şekilde ses ayarlarına girdiğiniz zaman buradan bizim arayüzlerimizle ilgili birçok yeni ses var. Şu anda oynatıyorum arkadan ve Bunlar güzel. Şöyle bir sıkıntısı oldu bunun. Mesela kullandığım bazı uygulamalar benim render alıyor haliyle ve render alımı bittiğinde belirli ses uyarılarıyla beni uyarıyor normalde. Ama ve lakin bu ses uyarıları eskisi kadar yüksek ve dikkat dağıtıcı uyarıcı değil. Dolayısıyla ben daha bitmedi diye bekleyip başka şeylerle uğraşırken bir bakıyorum bitmiş. Tabi bunu bilgisayarın fanlarından da anlamak mümkün ama bilgisayarın biraz uzağındaysak böyle şeylerde alışmak birazcık adaptasyon süreci gerektirebiliyor. Son olarak da benim en çok beğendiğim ama aslında kredisi neredeyse verilmeyen özelliklerden biri spotlight araması. Arama kısmına bastığımızda mesela ben buraya derin diye bir şey yazıyorum ve burada otomatik olarak benim gerekli bütün bilgilerimi arıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu gerçekten spotlight'taki arama o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu sefer bakın hiçbir fark gözükmüyor. Ama buradaki bilgileri sıralaması, ona göre gruplaması o kadar farklı ve o kadar efektif ki gerçekten artık yapay zeka ile mi yapıyor bunu bilmiyorum. Ben ne arayacaksam Mesela şu anda benim bir arama yaptığımda potansiyel olarak Safari'den arayacağımı tahmin ederek Safari'yi karşıma çıkarıyor. Akşam saatlerinde video editlerken bir arama yaptığımda klasörleri çıkarıyor. Bu bakımdan da çok gelişmiş. Ha, olsa da olur, olmasa da olur. Catalina'da da bu gayet iş yapıyordu ama kesinlikle işlevsellik olarak çok büyük bir noktaya çıkmış. Arkadaşlar genel olarak Big Sur'un benim beğendiğim 12 özelliği bu şekilde. Umarım siz de bu özelliklerden faydalanabilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma katıl butonunu da aktifleştirdim. Onunla ilgili de katılmak isterseniz bana destek olmak isterseniz her zaman bakabilirsiniz oraya. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.